Değerli izleyenler, bu hafta da yapı ve inşaat bölümümüzde bir işletme inşaatını yakından inceliyoruz. Tüm detayı haberimizde izleyelim. Sevgili mahalleli, ev ve iş yeri dekorasyonunda merak edilenleri öğrenmek için bu hafta da Ümit Bey'e misafir oluyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim bu hafta da yapı ve dekorasyon bölümümüze hoş geldiniz. Efendim bu hafta Montague Roy'da uzmanlarımızdan Ümit Bey'in yanına uğradık. Hem bu güzel yeri gezmek için hem de ev ve iş yerleri inşaatında hangi ürünler kullanılır onları araştırmak için. Gelin dilerseniz hep birlikte hem inşaat ürünlerini hem de bu mağazayı gezelim. Sevgili izleyiciler, uzmanlarımızdan sevgili Ümit Bey yanımızda. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümit Bey, ev inşaatında veya iş yeri inşaatında en önemli şeylerden biri hangisidir efendim? Öncelikle bulduğunuz usta ve evinize kullanacağınız malzeme. Bunlar evde en çok dikkat edeceğiniz unsurlardan iki tanesidir. Ümit Bey, elbette doğrudur. Tabii ki usta da malzeme de çok önemlidir ama özellikle bizi ekran başında izleyen ev hanımları da bana katılacaklardır. Bir eve girdiğinizde efendim ilk başta yer, parkesi, laminate çok önemlidir. Çünkü ilk göze çarpan, evin büyüklüğünü, küçüklüğünü ön plana çıkartan yer fayanslarıdır. Peki hemen yanımızda çeşit çeşitli aynı zamanda renk renk ayrı ayrı özellikleri bulunan laminate'ler var efendim. Laminate'lerden biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki. Bunlar bu sene Almanya'da katıldığımız fuardan öne çıkan ürünlerden bazıları. Ve bizim de ürünü katalogumuza kattığımız ürünlerdir. Biliyorsunuz artık solid wood yani gerçek tahtayı birçok insanımız yapmıyor. Çünkü çizilmesi ve zarar görmesi çok hassas. Bizim biliyorsunuz Türkler olarak genelde ziyaretçisi ve misafir eksik olmayan toplumuz. O nedenle laminate'leri daha özel ve daha üzeri kaplamalarını 14 milim olarak yaptırdık. Bunlar ne çizilmez ve de aynı zamanda 14 milim waterproof özelliklerine sahipler. Aynı zamanda 20 yıl commercial garantisi var. Yani bunu çok rahatlıkla restoranlar, coffee shoplar, iş yerleri de kullanabilir özellikle yaptırdık. Restoranlara sürekli müşteriyle iç içe ve mopla çok kullanılan yerler olduğu için genelde bunların uzun ömürlü olması ve dayanıklı olması gerekiyor. O yüzden bunları firma üreticileri bize garantisini verdiği için biz de restoranlara ve coffee shoplara rahatlıkla önerebiliyoruz. Efendim laminate parkelerden bahsettik ama sözümüzün içerisinde fayanslar da geçti efendim. Şimdi fayansların yanına geldik. Efendim neler söylersiniz? Özellikle bu benim çok hoşuma gitti. Galiba restoranlar da genelde bu seçimi yapıyorlarmış. Ayrıca 2016 modelidir. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Bu sene Şubat ayında katıldığımız İspanya fuarındaki aldığımız fayanslardan birkaç tanesi. Şimdi bunlar biliyorsunuz yani bütün firmaların hitap ettiği konsept ve müşteri kitlesi farklı farklı. Bunların genelde bu sene dekoratif olarak coffee shop ve restoran tarzı yerlerde çok görüyoruz. Ve biz de yakından takip ettiğimiz için fuarları bunları buradaki müşterilerimize buluşturmak zorundayız. Ve öyle de yaptık gerçekten bu sene. Yakında göreceğiniz gibi bu şu anda bir restoranımıza döşeniyor. Ve şu anda da ustalarımız bu tadilatı yapmaktalar. Eminim iş bitiminde İzleyicilerimiz de göreceklerdir. Kendisi de çok memnun kalacaktır ve güzel bir background alacaktır bu fayansların kullanımından. Peki efendim, iş yerini değiştirmek isteyen, 2016'nın en güzel modellerini farklı bir şekilde yansıtmak isteyen izleyicilerimize neler söylersiniz son olarak ve size nasıl ulaşacaklar? Bildiğiniz gibi biz yıllardır DIY Center olarak Edmonton Montague Road'da Prenses Düğün Salonu'nun altında hizmet vermekteyiz. Bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz bize 4 Prenses Road Edmonton adresinden ulaşabilirler. Efendim son olarak tadilatı yapılan restorana gidip Vedat Bey'in düşüncelerini alıyoruz. Biz 1989'dan beri Londra'da iş yapıyoruz. Bu süre içerisinde bazı malzemeler dükkanları yaparken, dekor yaparken, işletmeyi açarken bütün malzemelerimizin hepsini DIY'dan alıyorduk. Halen de öyle yapıyoruz. Bugünlerde restoranda bazı değişimler yaptık. Bunlar içerisinde işte yerlerin karoların yenilenmesi gerekiyordu. Duvarların tahtaların değişmesi gerekiyordu. Burada duvarları yaptırdık, yerleri yaptırdık. Ondan sonra karoları yaptırdık, tuvaletleri yaptırdık, tuvalet taşlarını onlara aldık. Ondan sonra genellikle bütün ne kadar ihtiyacımız olan
inşaatla ilgili veyahut da dekorasyonla ilgili bütün malzemeleri DIY'den aldık. Kendilerine çok memnunuz. Herkese de tavsiye ediyoruz bu yanımızda. Sevgili mahalleli, önümüzdeki haftalarda dekorasyon hakkında daha detaylı bilgileri Ümit Bey'den öğrenmeye devam edeceğiz. İyi seyirler.